arkadaşlarımız Ankara, Eskişehir, İstanbul, Sivas ve Karaman yönlerine hızlı trenlerimizle konforlu, güvenli ve ekonomik... Konya bunun fazlasını hak ediyor. Konya'nın için ne, Konya'mız için ne yapsak azdır, ne yapsak da gereklidir. O yüzden bütün belediye başkanımız ve vekillerimiz, bütün valilerimiz Konya'mıza, Antalya'mıza kazandıracağız. Biliyorsunuz Demirkapı tünelimizde imalatları bitti. Orası da ayrı bir önemli bir aks. Şu anda içinde bulunduğumuz Konya Gar, Selçuklu Gar havaalanı da ilk kez bir raylı sistemle birbirine bağlanmış olacak. Raylı sistemler üzerinde yaptığımız çalışmalar tamamlandığında otogarımız, havaalanımız, tren garlarımız hepsi aynı güzergah üzerinde bir hat üzerinden raylı sistemle bağlanmış olacak. Toplam 2 milyar 300 milyon liralık yatırımla gerçekleşecek bu projenin önemli paydaşlarından birisi Konya Büyükşehir Belediye'miz. İnşallah sistem tamamlandığında araçlar Büyükşehir Belediye'miz tarafından temin edilecek ve işletmeyi de Devlet Demiryollarımızla birlikte sizlerin hizmetine sunmuş olacağız. Konya'nın en önemli taleplerinden birisi sanayide çalışan vatandaşlarımızın toplu ulaşıma kavuşmasıydı. Bugün bu temelle inşallah 2 yıl gibi bir sürede bunu sağlamış olacağız. Bu süreçte emeği olanlar var. Onun için onlara özellikle teşekkür etmem lazım. Başta Ulaştırma ve Habercilik Bakanımız Sayın Adil Kara İsmailoğlu Bakanımıza teşekkür ediyorum. Allah razı olsun Sayın Bakanım. Bir diğer teşekkür de bugün aramızda bulunan Devlet Demiryollarımızın değerli Genel Müdürü Hasan Pezük Bey ve ekibi. Genel Müdürümüzün bizzat takibi ve talimatlarıyla bu süreç tamamlanmış oldu. Bugün hep birlikte temelini atacağız. İnşallah en kısa sürede açmak da nasip olur diye temenni ediyorum. Hep birlikte bu törende bulunmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Tüm Konyalılara şunu söylemek isterim. Bugün Konya toplu ulaşımı adına tarihi bir gün. Sayın Cumhurbaşkanımız nasıl her gün tarihi bir şey yapıyorsa biz de bugün Konya tarihini etkileyecek. Konya için çok önemli ve 2 milyar 300 milyon liralık bir projenin başlangıcını yapıyoruz. Konyalılara hayırlı uğurlu olsun inşallah. Allah hepinizden razı olsun. Konya il sınırları içerisindeki demir yolu ağımız toplam 770 kilometre. Konya demir yolu uzunluğu bakımından da Ankara ilimizden sonra ikinci sırada yer alıyor. Bugün temelini atacağımız Konya Ray Projesi ile de bu rakama 45.9 kilometre daha ilave hat eklemiş olacağız. Konya Tren Garı, kent merkezi, OSB'ler ile sanayi merkezleri, havalimanı, lojistik merkez ve Pınarbaşı'nı kapsayacak proje ile vatandaşlarımıza konforlu, hızlı, ekonomik bir toplu taşıma hizmeti verecek inşallah. Konya Büyükşehir Belediyesi ile protokol kapsamında ortaklaşa hayata geçireceğimiz Konya Ray projesinin toplam uzunluğu tam 45.9 kilometre. Bugün temelini atacağımız etabın hat uzunluğu ise 17.4 kilometre. Günlük 90 bin yolcuya hizmet verecek projenin birinci etabında 13 adet istasyon binası inşa edeceğiz. Büyükşehir Belediye Başkanımıza yaptığı hizmetler için ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Konya'mızın gerçekten çehresini değiştirdi. Dönüşüm projeleriyle Konya'mızın değerine değer kattı. Bunu özellikle dışarıdan Konya'mıza gelenlerden duyuyoruz. Elbette ki göğsümüz kabarıyor Konya'mızla ilgili övgülerden dolayı. Sadece Konya'mızda değil, asrın felaketini yaşadık. Yine Konya Büyükşehir Belediye'miz ve diğer belediyelerimiz Hatay'da gerçekten destan yazdı. Hatay'dan Ankara'ya kim geldiyse benim yanıma Konya diyor, başka şey demiyor. Hepsinden Allah razı olsun. Değerli hemşehrilerim, elbette ki Konya'nın her zaman bir sahibi var. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan
Kendisine buradan teşekkürlerimizi, saygılarımızı iletiyoruz. Her gün büyük yatırımların, devasa yatırımların ya açılışına ya da yatırım temel atma törenlerine şahit oluyoruz. Teknolojiye dayalı sanayi hamlemizin sonuçlarını alıyoruz. Her gün hepimizi gururlandıran eserlerin hizmete açılışını görüyoruz. Türkiye gerçekten üreten, büyüyen, gelişen ve yükselen bir ülke konumundadır. Ama birileri önümüzü kesmeye çalışıyor. Birileri engel olmaya çalışıyor, içeriden ve dışarıdan. Allah'ın izniyle engelleri yıka yıka gidiyoruz. 14 Mayıs'ta da ben inanıyorum ki Sayın Cumhurbaşkanımızı açık ara farkla seçeceğiz. Türkiye'nin ikinci yüksek hızlı trenini Konya'ya kavuşturan ve her zaman kendisini bir Konyalı olarak ilan eden Konya'nın sahibi, banisi, saygıdeğer Cumhurbaşkanımıza bir kez daha Konya Ray Banlıyo hattı projesi ve yatırımı için şükranlarımı arz ediyorum. Değerli hemşehrilerim, Devlet Demiryolları Genel Müdürümüz ve Büyükşehir Belediye Başkanımızın başından beri bu çalışmayı ne kadar titizlikle yaptıklarını bizzat şahidim. O yüzden Ulaştırma Bakanımıza, kıymetli Genel Müdürümüze ve Büyükşehir Belediye Başkanımıza, tüm hemşehrilerimiz ve sizler adına yürekten teşekkür ediyorum. Allah yollarını ve bahtlarını açık etsin inşallah. Banlıyo hattı ne demek? Konya uzun zamandan beri Tahir Başkanımızın başlattığı raylı sistemleri Konya'nın tamamına entegre etmek için çalışıyor. İşte bir basamak daha ileriye gidiyoruz. Konya'yı yeşil bir şehir. Emisyon üretmeyen elektrikli araçlarla şehrin dört bir tarafını entegre eden, her semti birbirine bağlayan, çalışanla, işverenle, işçisinin rahatlıkla, konforla ve güvenle gidebileceği bir ulaşımı Konyalı hemşehrilerimize armağan ediyor. Ve inşallah önümüzdeki yıllarda Konya'nın alacağı nice hizmetlerle ve nice yürüyüşlerle Konya AK Parti'nin otağı, ocağı, destekçisi ve onun gerçekten taşıyıcısı olmaya devam edecek. Doğrusu başkaları laf üretiyor. Bizim kadrolarımız, hükümetimiz, belediyelerimiz sürekli yatırım üretiyor, hizmet üretiyor. Neredeyse açılışlara, temel atmalara yetişemez hale geldik. Şu anda da Konya tarihi açısından dönüm noktası olabilecek olan önemli bir yatırımın başlatıcısı olarak temel atma töreninde burada bulunuyoruz. Bütün bu yatırımların ve hizmetlerin banisi olan, bunlar için iradesini ortaya koyan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a öncelikle şükranlarımızı arz ediyoruz, teşekkür ediyoruz. Buradan, bu meydandan selam ve saygılarımızı gönderiyoruz. 21 yıldır Konya'mıza milyarlarca liralık, dolarlık yatırımın başlatıcısı oldu, sahibi oldu. Konya'mız bu büyük yatırımlarla tanıştı. Bu banliyo temel atması vesilesiyle bu önemli yatırımı Konya'mıza kazandıran, tabii ki Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere, Ulaştırma Bakanımıza, Sayın Genel Müdürümüze, Büyükşehir Belediye Başkanımıza, tüm katkı yapan dostlarımıza, kardeşlerimize, büyüklerimize, şehrimiz adına teşekkür ediyorum.
Allah kendilerinden razı olsun. Konya'da yaşam kalitesinin artırılması, bireylerin mutlu bir şekilde yaşaması, sağlıklı bir hayata kavuşması, kendisini geliştirmesi ve sürekli dayanışma içinde olması elbette ki çok önemlidir. Konya'mızın hem kendi bireylerin böyle gelişmesi, hem işletmelerin gelişmesi, hem işletmelerin küresel rekabet gücünün artırılması, yeşilin muhafazası ve bir bütün olarak Konyalı'nın öncelediği bu hususları önceleyen devletimiz, hükümetimiz, belediyelerimize öncelikle teşekkür ediyoruz. Böyle bir hayırlı işin, bu projenin de hem Büyükşehir Belediye Başkanımızın, Bakanımızın, Cumhurbaşkanımızın talimatları ve göstermiş olduğu hedef istikametine koşarak sizin hizmetine bu hizmeti sunmuş olmaları çok kıymetli olduğunu ifade etmek istiyorum. Tabii Konya'ya önemli bir projemiz bizim. İnşallah bunu banliyö hattını bugün başlayarak tamamına inşallah erdireceğiz inşallah. Sonucunda Konya kazanacak, Konyalılar kazanacak, Konyalıların şehir içi trafiği rahatlayacak ve Konya'nın yaşam kalitesi yükselecek. Konyalı vatandaşlarımızın hayatı kolaylaşacak. Tabii Konya bizim için çok kıymetli. O yüzden Konya'da bizim pek çok projemiz var. Bildiğiniz gibi birkaç ay önce Türkiye'nin en yüksek viyadüğü olan Konya Ayısta Hadimi viyadüğünü yaparak çok güvenli, konforlu, standardı yüksek bir yolu Konya ile Alanya arasında bağladık. İnşallah bunun devamı olan kuş yuvası yollarıyla birlikte Konya'nın önemli bir aksını tamamlayacağız. Biraz önce Tahir Başkanımız da söyledi. Alacabey Tüneli'nde incelemeler yaptılar. Hakikaten yakından incelediğimiz, yakından takip ettiğimiz çok önemli bir işimiz. 7 kilometrenin üzerindeki tünelimizde bütün imalatlarımızı bitiriyoruz. İnşallah hep birlikte önümüzdeki aylarda Alacabey Tüneli olarak burayı da Konya'mıza, Antalya'mıza kazandıracağız. Biliyorsunuz Demirkapı tünelimizde imalatları bitti. Orası da ayrı bir önemli bir aks. Yani bakarsanız bütün yollar Konya'ya çıkıyor. Biz de bütün yolları Konya'ya çıkarmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Konya bunun fazlasını hak ediyor. Konya'mız için ne yapsak azdır, ne yapsak da gereklidir. O yüzden bütün belediye başkanımız, vekillerimiz, bütün valilerimiz oturup konuşacağız ve Konya'nın gelişmesi, büyümesi için ne gerekiyorsa yapacağız. Bugün de çok önemli bir gün için Konya'da toplanmışsınız. Muhteşem bir kalabalık ve ilgi var. Bu da Konya'nın geleceğinin çok parlak olduğunu bugünden gösteriyor bize. İnşallah bu yolun açılışında da en kısa zamanda beraber olmak dileğiyle ben sözü, mikrofonu bu projede çok emeği olan Tahir Başkanıma ve Büyükşehir Belediye Başkanıma vermek istiyorum. Çok teşekkür ederiz Sayın Bakanım. Bu projenin takibinde Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay kardeşimizin de büyük katkısı var. Ben mikrofonu kendisine vererek sizin ya Allah bismillah demenizi bekliyoruz. Sayın Bakanım, ben de tüm Konyalılar adına Konya'ya gösterdiğiniz ilgi ve destekten dolayı teşekkür ediyorum. Bugün tarihi bir başlangıç yapıyoruz. İnşallah katılımınızla Konya'daki bütün projeleri açmayı temenni ediyorum. Tekrar tüm Konyalılar adına teşekkür ediyorum. Ya Allah bismillah talimatınızla butonlara basacağız. Buyurun. Konya'ya banliyö hattımızın açılışında buluşmak üzere hepinize saygılar sunuyorum. Ya Allah bismillah, hayırlı uğurlu olsun. Doğdu üstümüze nazlı hilali, doğruya döndürdük kalplerimizi. Türkiye 100 yılı geliyor tam da.